Selam, ben Melike. Bu kanalda okuduğum kitapları, izlediğim filmleri ve dizileri paylaşıyorum. Videomu beğenirsen eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsan sevinirim. Şimdi esasen bugün bir pamuk gibiydim. Sadece böyle kitap okuyup kahve içip birazcık takılmak istiyordum kendi içimde. Ama yeni kitaplarım geldi ve dayanamadım. Dayanamadığım için de bugün hemen videomu çekeyim dedim. Aslında çok yorgunum. Yemek falan yapmam lazım ama canım istedi. Yapacak bir şey yok. Bu arada bilmiyorum siz nasıl yapıyorsunuz ama ben gece pişiriyorum yemeklerimi. Bildiğiniz gece yani. Özellikle yazın daha çok geceydi. Hani çünkü böyle 8-9'a kadar dışarıda takılabilme potansiyelimiz var ya. Kış olmasını da çok önemsemeyeceğim. Ya bu arada benim tamamen hasta olmaylarım geldi. Ve böyle sürekli halsiz, yorgun, bitkin ve hasta hissediyorum kendimi. Ve bu şey değil, böyle içimde motivasyon bulamadığımdan değil. Hava soğuk. Ve o kadar beynimi kaybetmişim ki biraz önce kahve demlemek için kahve makinesine su koydum. İşte kahve makinesini ayarladım falan. Kahve koymamışım. Sadece su ile göz göze geldiğimde anladım ki çok iyi değilim. Ama şöyle güzel bir kitaptan bahsedeceğim. Bugün 5 tane kitaptan bahsedeceğim. Alışverişimin devamı da gelecek bu arada. Bu aralar çok fazla kampanya vardı. Ben her kampanyadan kendimi tutmak kaydıyla beşer beşer kitaplar seçtim kendime. Çoğu da zaten sizin önerdikleriniz üzerine aldım. İlk olarak şu en çok dikkatimi çeken şey, genelde üzerine düşündüğüm bir şey olduğundan da olabilir. Yazarı da bu arada hiç bilmiyorum. Konuşmanın imkansızlığı üzerine bir diyalog. Böyle şeyleri çok severim ben. Eğer ki umarım okuduktan sonra da seversem. Ve yine bir öneri üzerine almıştım bunu. Açıkçası şöyle bir göz attığımda okuması kolay bir kitap olduğunu düşünüyorum. Toplamda 86 sayfa bir kitap ve böyle genel mantığı hoşuma gideceğini düşündüğüm bir kitap. Arkasında şöyle demiş, birazcık uzun ama çok güzel, kendim okudum ve sevdim, siz de seversiniz diye okumak istiyorum. Evet, ilk bakışta konuşmak gibi basit bir eylemin böylesine karmaşık bir şeymiş gibi ele alınması saçma. Ama ilk bakış yanıltıcı olabilir, değil mi? Sanırım sen konuşmayı tek yönlü bir aktarım olarak anlıyorsun da ondan. Halbuki konuşma merkezindeki bir noktadan dışarıya akıtılan bir ifade değildir. Aksine en az iki merkez noktanın karşılıklı birbirine akmasıdır. Yani egoların kendi kabuklarını çatlatması, o zırhta yarıklar açmasıdır. Konuşmak bu anlamda insanın kendini yenmesini de gerektirir aynı zamanda. Tehlikeli bir girişimdir bu. Yani konuşmak tehlikeli bir girişimdir. İnsanın kendi varlığını tehlikeye atmasıdır. Bir de bazı insan türleri vardır ya bu arada. Konuşursunuz, siz konuşursunuz, o konuşur ama hiç karşılıklı sohbet etmezsiniz. Herkes sadece anlatmak istediğini anlatır. Bana onu anımsattı. Bu kitaba bakabilirsiniz benimle birlikte ki okuyan bir kişi var aramızda. Yine bir öneri üzerine aldım. Hatta bir önerinin üzerine tekrar bir öneri üzerine aldım. Böyle çok ısrar olunca. Muhtemelen birbirlerinden habersiz iki insandı onlar. Tarık Tufan'ı ben daha önce görmedim. Yani zaten Doğan Kitap'tan çıkmış kitabı. Toplamda 122 sayfa bir kitap. Yani aldığım her kitabı çok sevdim bu arada. Baya böyle bir hani araştırarak aldım, önerilerinizden aldım falan. Çok böyle inanılmaz tatmin etti beni. Bu kitapla ilgili altını çizdiğim çok yer var diye yazmıştı biri. Diğeri de hani okumamı önerdiğini söylemişti sanırım. Zaten arka kapağında da şöyle diyor. Tarık Tufan varoluşsal yalnızlığımızın peşine düşüyor. Genç bir adam, kafası karışık, aşık, toplum denilen çemberin yavaş yavaş dışına çıkıyor. Sorular soruyor hayata, yaşamın önüne çıkardığı bilgileri yüreğiyle dinliyor. Bakalım aranızda okuyan... Fatura kalmış. Aranızda okuyanlarınız varsa yazabilirler. Ama tatlı bir kitaba benziyor. Ben şu an bir miktar sevdim diyebilirim. Sanırım bu biraz romantik. Romantik diyebilir miyiz acaba? Bu benim şeye benziyor. Şu an birazcık içine baktım da. Neye benziyor biliyor musunuz? Cehenneme Övgü. Cehenneme Övgü ile Orta Zekalar Cenneti karışımı bir şey. Orta Zekalar Cenneti de Orta Zekalar Cenneti'nde çok severim bu arada. Livan Eli'nin kitabıdır. Yazarın en çok okunan ve önerilen kitabı da buydu bu arada. Daha önce Tarık Tufan okuyanlarınız varsa aşağı yazabilir. Hani en azından başka önerdiğiniz kitapları varsa ya da okuduysanız beraber biraz konuşuruz. Bu arada Türk yazar aldım. O yüzden hani uzun süredir almadığım için o da hoşuma gitti bu arada. Çünkü genel olarak Türk edebiyatı öneriyorsunuz. Ve Türk edebiyatı okumanın da böyle keyfi bir başka. Şu aralar şey okuyorum bu arada. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde nasıl biliyor musunuz? Böyle ilk başta okumaya başladım. İlk başta çok zor anladım bu arada.
Ama sonra şöyle bir şey oldu. Okumaya devam ederken bir yandan da işte kitabı unutmuştum. Sesli kitap olarak devam edeyim dedim. Hani ne olabilir ki? Biraz hani okuması zor bir kitap diye düşünüyordum. Ama inanılmaz keyifli, ya komik, gerçekten komik diyebileceğim bir kitap. Çok da hızlı ilerledim. Hem sesli hem okuduğum süreler oldu. Çünkü şöyle bir şey var. Kitabın bir yerinde böyle mesela bölümler arasında geçiş yapıyor ya, sürekli bir saat sesi geliyor. Sürekli, yani kesinlikle böyle okumanız gereken kitaplar dedikleri arasında kesinlikle girer bence. Neyse, bunu okuduklarımda anlatacağım. Şu an kitabı bitirmeden anlatmış bulundum. Ama uzun süre sonra böyle çok sevdim. Suat Derviş'i de dinlemeyi çok sevmiştim. Bunu da genel her şeyiyle sevdim. Bakın, bu yazarın farklı bir kitabı önerildi bana. Palyaço. Palyaço olabilir. Bulamadım ve kendisi zaten Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazarımız. Nehir Kıyısı Kadınları'nı aldım. Nehir Kıyısı Kadınları da farklı bir konusu var aslında. Ha, gelin görün ki çok sevilmiş mi kitap diye sorun. Aslında çok sevildiğini de söyleyemem genel olarak. Birkaç tane böyle yorumunu gördüm. Kitabımızın ana konusu aslında şöyle. Bu arada bu kitapta yazarımızın son romanı. Ve böyle konu olarak bu aralar çok fazla işte Nazi işgal vesaire okuduğum için dikkatimi çekti. Bu bir. İkincisi olarak da biraz önce de bahsettiğim, aslında Orta Zekalar Cenneti'ni okurken de toplumsal olarak çok fazlasıyla düşünecek bir şeyler katıyor. Bu kitapta şöyle diyor bize. Yazar Ren Nehri kıyısındaki seçkin villalara götürüyor. Politikacıların, bankerlerin, aristokratların yaşadığı bu evlerde bu kez başroller ipleri elinde tutanlar da değil, iktidar oyunlarını ve entrikalarla dolu bir dönemi sorgulayan eşlerinde ve sevgililerindedir. İşledikleri suçları ve yolsuzlukları halktan büyük bir beceriyle saklayan aristokratlarla, geçmişteki suçlarının üstünü örterek liberal Almanya'ya uyum sağlayan eski Nazilerle, yozlaşmış bir düzenin maskeli aktörleriyle hesaplaşan nehir kıyısı kadınları, savaş sonrası siyasetin karanlıkta kalan köşelerini ayrı tutarken okuru etik bir hesaplaşmaya da davet ediyor demiş. Etik hesaplaşma seviyoruz. Açıkçası okuması zor bir kitaba benzediğini söyleyemem. Çok da okunmadığını düşünüyorum sadece. Umarım serapite gibi elimde patlamaz. Toplamda 240 sayfa bir kitap. Eğer ki merak ediyorsanız bu kitaba da bakabilirsiniz ve bana mı yanlış geldi bilmiyorum ama kitabın kapağı delik. Yani şuradan mor renge gözüküyor kapakta. Aa, ilk aldığımda elime fark etmemiştim. Sonradan fark ettim. Bakın şimdi, şu aralar çok fazla konuşulan, hatta benim de ilk defa okuyacağım o kitaba geldik. Bu arada kitabı hemen attım. Çekince heyecanlandım. Görünce yani. Şimdi bu yazar bu aralar çok okunuyor bu arada. Herkes de böyle çok övgüyle bahsediyor. O yüzden ben de hemen satın almış bulundum. Harika Bir Hayat. Harika Bir Hayat kitabını çok fazla yerde gördüm. Çok fazla kişi okumaya başladı. Can Yayınlarından çıkmış ve ne tatlı. Arkasında böyle gazete şeylerini falan basmışlar en son. Şu şekilde. Bunu açıp bakmaya vaktim olmamıştı açıkçası. Toplamda 360 sayfa bir kitap. Ve kitabımızın konusu da şu şekilde. Harika. Harika burada bir karakter galiba, yanlış bilmiyorsam. İşlenmemiş bir elmas, patlamaya hazır bir bomba, ölüme uçan eşsiz bir kelebek demiş. 1919'da başlayan, ne zaman bittiğini henüz bilmediğimiz bir hayat. Dokunduğu her şeyi güzelleştiren, dokunmadıklarında bile izini bırakan inanılmaz bir kadının, harikanın hayatı. Ki bunlar sadece bilinen kimlikleri. Burada neden bahsettiğini anlamadım açıkçası. Yakın tarihimizin zor yıllarında tanıdığımız, sinemaların arasında dolaşan, dışarıdan normal görünse de ne zaman ne olağanüstülük göstereceği asla kestirilemeyen bir kadın demiş. Harika bir oyuncu, harika bir şair, harika bir istihbaratçı, harika bir harika. Her an yeni bir harikayla karşılaşabilirsiniz demiş. Harika Bir Hayat. Yazarın daha çok kör burun kitabı okunmuş bu arada. Kör burunu sadece neden almak istemedim biliyor musunuz? Bu daha eğlenceli geldi. Umarım öyledir yani. Yakın zamanda okumak istediğim kitaplar arasında bu da. Ve bir de özellikle bilmediğim bir yazar, bilmediğim bir yazım şekli. O yüzden bunu böyle eklemek istedim. Eğer ki çok beğenirsem Kör Burun'u da okumak istiyorum. Çünkü çok çok fazla beğeneni var. O yüzden bu kitaba da bakabilirsiniz benimle birlikte. Ve son kitabımıza geliyorum. Bunu da aslında bakarsanız bu kitabın, yani bu yazarın başka bir kitabını dinlemiştik birlikte. Unuttum adını. Bir Katil. Tamam. Okay, hallettim o işi. Bir Katilin Güncesi. Şimdi Veda kitabını aldım. Veda kitabını çok fazla yerde gördüm yine ve konu bakımından çok güzel bir kitaba benziyor. Hemen onu da okumak istiyorum. Bu arada Bir Katilin Güncesi de zaten bence başarılı bir kitaptı. Bu nasıl biliyor musunuz? Bana Matrix'i anımsattı ve ben Matrix'i
Çok seviyorum ve böyle hani ben onu tam olarak belki 3-4 yıl önce falan izlemişimdir. Anlayarak izlediğimi düşüneceğim bir yaşta izledim aslında. Ve çok hoşuma gitti. Bakın şimdi konusuna. Profesör bir yapay zeka geliştirme kampüsünde robotlar ve humanoidler üzerine çalışmaktadır. Oğlu Cheol'ün okula göndermek üzere evde bizzat eğitmekte, dış dünya ile iletişimde müsaade etmemektedir. Cheol, babası ve ikisi robot, biri gerçek olmak üzere 3 kediyle birlikte güvenli bir ortamda yaşıyorken, dış dünyada yapay zeka ve insanların çarpışmasından kaynaklanan bir kaosa hakimdir. Görevliler bir gün insan ya da humanoid olduğuna dair herhangi bir kaydı olmayan Cheol'ü bir toplama kampına götürürler. Burada artık kullanılmayan eski humanoid ve robotlarla bir araya gelen Cheol, varlığına dair keşfettikleri karşısında kamptan kaçmaktan başka çaresi olmadığını anlar. Peki kimdir gerçek insan? Hayatın ötesindeki anlamın peşine düşecek olan demiş. Birazcık şey de var. Aslında 1984'ü de anımsa bilmiyorum. Her şeyi anımsatıyor bana. Timahş yayınlarından çıkmış ve toplamda 255 sayfa bir kitap. Şimdilik aldıklarım bu kadardı benim. Bayağı keyifli şeyler aldığımı düşünüyorum ve bayağı da farklı yazarlar kattım şu an için kitaplığıma. Bir tanesi dışında gerisini daha önce hiç okumamıştım. Bu aralarda çok popüler olan kitaplar aslında bakarsanız bilmiyorum aslında popülerlikten anladınız ne ama benim çok karşıma çıkan kitaplar yani. Bu arada enerjim yerine geldi. Benim bu ayın ilk yarısı için yaptığım alışveriş bu kadardı. Bununla birlikte önerdiğiniz kitaplar varsa da yazabilirsiniz. Bir de şeyi fark ettim. Aslında daha biraz önce okudum da. Çok sevdiğim kitaplar, ya mesela şöyle diyorum ya ben bazen, mesela şöyle söylüyorum genelde işte bu çok karamsar bir kitap, işte hiç sevmediğim bir kitap vesaire diyorum. Böyle sevdiğim bir kitabın altında şey yorumunu gördüm. Ya bence çok karamsar, bence hani çok durağan, çok basit bir kitap falan diye yazmışlar. Muhtemelen şöyle bir şey var, hani anlayabildiğiniz duyguların dışında bir şey çok fazla size ağır geliyor, zor geliyor. Okuması böyle bunaltıyor insanı. Ama böyle anlayabildiğiniz şeylerde tam dokunması gereken yerde duruyor bence. Bir tane daha alışverişim gelecek muhtemelen. O alışverişimde çok 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 tatlı bir sürprizim var. Yani inanılmaz güzel bir şey aldım. Uzun yıllar sonra ilk defa hani okumayı hiç düşünmezken okumaya çalışacağım bir kitap olacak diyeyim. Neyse, söyleyeceklerim bu kadardı. Videomu beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.